Bakın haberleri bu kanalda. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Merhabalar arkadaşlar, Nostaljik Haberler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere düşündüğümüzün hayatından ölüm sebebi ufak bir sonra elimden geldiği kadar anlatmak istiyorum. Şimdi burada düşünelim. Gerçek adı Müslüm Akbaş olan ünlü sanatçı 7 Mayıs 1953 yılında Urfa'nın Halfeti ilçesinin Kıstıköy köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Akbaş, annesi Emine Akbaş'tı. Köyde ve Ahmet isimli iki tane kardeşi vardı. Bırak yalnızlığı, yalnızlıklara yüreğimi al yanına, kal benimle. Ünlü şarkıcının babası çiftçilikle uğraşmakta ve bağlama çalmaktaydı. Boşver yıllarca gördüm hülyalara, heves edip düşmedim mi nice yollara. Müslüm Gürses 3 yaşındayken Adana'ya gelecek ister misin ulaşalım o yıldızlara, geleceği koy aklına, kal benimle. Çıraklığı ve kunduracılık yapmıştır. Bırak Adana'da şansı pek görmeyen ünlü sanatçı annesi bir rahatsızlık sebebiyle kaybetmiştir. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde, bir türlü daha annesinin acısını atlatamayan kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde, bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Bu durum Gürses içine kapalı. Ne yaptığımsa seni unutamadım. Ne yaptığımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Okuldan sonra eğitim hayatına devam etmeyen Gürses, 1969 yılında çoktan belki de ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen fakat varsın unutamadım. Fakat babası bu duruma gidilmeye geldi. Garipme gidilsin, babası saçlarını görmüyor. Ama bu durum Gürses'e ilgi olamaz. Babasından gizlice katıldığı yarışmada birinci olmuş ve Gürses soyadını bu yarışmada almış. Düşünmeden konuşmayı, küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. Gürses aldığı teklif üzerine çay bahçesinde sahneye çıkmıştır. Ama asıl mesleği olan tezliğe geri dönmek zorunda kalmıştır. Gelen sesler hepsi bir orman oldu. Daha sonrasında bir arkadaşının teklifi üzerine bir gazinoda sahne almıştır ve bir daha mikrofonu yürütmüş bırakmamıştır. Tumanının altında yana yana en sonunda kül oldu. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda
Bu durum tercihanede çalışırken söylediği talih gibi bir günde çalışıp bize sanat şartlığıyla özdeşleşti. Yana yana en sonunda kül İlk çıkış şakalarının şarkıcı 1968 yılında Halit Sarmak İstanbul'a gelmişti. Büyük ilerleme kaydının şarkıcı Kütüphane Anadolu Kurnesi sırasında bir kaza geçirdi. Geçirdiği kaza sırasında Halit Sarmak'ın kırılan sanatçıyı doktorlar ömür diye orada kaldırır. Çok sevecek. Bitirdim sanırım. İşte sonum. Bu sanatçı gözlerini moltu açar. Efe'de fark edildikten sonra hemen ameliyat alınır. Bu kaza hayatını değiştirir ve hiçbir zaman etmiyor. İşte sonum. Artık koku almayacak, az istedi ve yavaş konuşma sorunu alacak. Hatta başını alacağı en ufak darbede güzel olacak, daha da kötü ölecek. Kalbim, sevmek bilmeyi olmaz. Dedemlik, bu sevgi bize yetmiyor. Geçirdiği kazanın ardından bizi bırakmamış da kararlı. Kaza sonrası özür diliyorum. Sevmek bilmeyi Adimlerin de içini sürdürerek arabesk klipte öz dokunuşlarının içlerinden biri oldu. Yokluğun başımı taşlara çalsa ve belirli yıllarda ise insanlarla tanıştı. Gidecek sen eğer kendin bilirsin. Yokluğun başımı taşlara çalsa sen eğer kendin bilirsin. Ölüm sebebi neydi ve kaç yılında ne şekilde öldü? Evet arkadaşlar. 15 Kasım 2012'de Sargın Eskin Saklancısı Karaciğer'e verildik ömrü tutan sorunlar nedeniyle 18 Kasım 2012'de durumu ağırlaşmıştır. Yaklaşık 4 ay yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tutulan Gürses 3 Mart 2013 tarihinde 60 yaşında hayatını kaybetmiştir. Bu tarz videoların devamı ve nostaljik haberler için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.